ülkemizde işçinin, emekçinin gerçekten hakları görülmüyor. Onların hakları gasp ediliyor. Emeklerinin karşılığı verilemiyor. Bugün ülkenin içinde bulunduğu ekonomik tablo maalesef hiç iç açıcı değil. Sadece işçi değil, emeklinin de, üreticinin de, dar gelirlinin de adeta canı çıkarılıyor. Ülkenin gündemini başka bir noktaya taşıma adına ekonomiden ve demokrasinin kurum ve kurallarıyla işletilmediği ortamdan alıp başka şeyi tartıştırmaktır bunun adı. Yoksa oraya çıkmış olsa, başka bir yere gidiyor da oraya gitse ne oluyor? Onu anlamak mümkün değildir. Bu kadar insanın talebini görmemenin ne anlama geldiğini anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla gerçek gündemden uzaklaşmamamız gerekiyor ki yeni anayasa zaten böyle bir gündemdir yine. Vatandaşımızın yaşam koşulları talebi vardır. Doğru, medeni, sağlıklı bir yaşam ortamı ve bunu sağlayacak bir ücret talebi vardır. Bunun dışındaki davranışların tamamını reddetmek durumundayız. Ve vatandaşı anlatmak durumundayız. Bizim 1 Mayıs'a bugün 1 Mayıs'ta vereceğimiz mesaj budur. Bizim 1 Mayıs'ın geçmişten gelen o bütün birikimiyle emekçinin emeğinin hakkını aldığı bir dönemi yaşaması için bir altyapı olmasını diliyorum. Yani burada insanlar emeklerinin karşılığını almayı ve bu doğru koşullarda yaşam talebinde bulunmayı aykırmak ve bu taleplerini, haklı taleplerini ortaya koymak durumundadır. Bunu da herkesin doğru karşılaması gerekiyor. Ben emekçinin hakkının yenmediği, doğru karşılandığı ki biz belediyelerimizde sözleşme tarihi olmasına rağmen, yani daha 7. ayın sonunda bitecek olmasına rağmen yeni yıl düzenlemeler yaptık. Çünkü yaşam koşulları ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla bütün bunları merkezi hükümetinde görüp gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz diyorum. 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun diyorum. Başkanım, sağ olun.